sene olacak olan bu yatırımı birazcık böyle elini yüzünü düzeltelim, kendi rüştümüzü ispat edecek bir noktaya getirelim. O şekilde sizleri ağırlayalım istedik. Niye diyeceksiniz ya, 3 senedir ne yapıyorsunuz, bu kadar toparlayamadınız mı diye. Yok, topardık ama kendi iç işlerimiz de vardı tabii. Onların mücadelesiyle uğraşırken günün sonunda 3. senemizi devirmek üzereyiz. Güzel bir fabrikamız var. Bizim için övündüğümüz bir fabrikamız var. Burada çeşitli kalite standartlarımızdan Müjdat Bey, fabrika müdürümüz birazdan bahsedecektir. Burada ne imal ediyoruz, hangi ülkelere gönderiyoruz, hangi pazarlar için çalışıyoruz. Bunların hepsini birazdan daha detaylı bir şekilde tekrar olmasın diye ben de uzatmadan tekrar teşekkür ederek sözü Müjdat Bey'e bırakıyorum. Teşekkürler tekrar. Normalde aslında Johnson Control Türkiye'de York markasıyla 2001 yılından beri var. İşte ilk başta Torbalı'daymış. Daha çok işte klima santralını üretiyor. Sonra belli bir dönem sonunda Manisa'ya geldi. Manisa'dan da sonra aldığımız kararla burada lokasyonu bulduk, aldık. Burada önce hedefimiz neydi? Hazırlamamız gerekiyor bir fabrika. Burası eski bir tekstil fabrikası. Bizim için öncelikli olan bir Johnson Controller global regülasyonuna fabrikanın uyumlu hale getirmek, bununla beraber de kendi ürünlerimizi uygun hale getirmek. Bu sırada ne yaptık? İspanya'daki fabrikamızdan 2014'e kadar, 2014'ün sonuna kadar Johnson Controller Türkiye'de sadece klima santralı üretiyordu. Arkasından globalin almış olduğu bir kararla Çinler ve Rooftop grubunun İspanya'daki Sabadell fabrikamızdan buraya transfer. İşte bu işte 2015'in başıyla başlayan periyotta bir yandan İspanya'dan transferleri gerçekleşti. Transferlerini bir yandan o zamanlar burayı veya benzer veya alternatif yerleri incelerken buraya karar kıldık. Bu dönemde burayı satın aldıktan sonra öncelikle bizim fabrika olmamız lazımdı. Bir şirketin bir kültürü olması lazımdı ve Johnson Controller kültürünü uygulamamız lazımdı. Açıkçası eksiden başladık. Sıfırdan. Niçin? Hem fiziki hem eleman, bunların hepsini biz yavaş yavaş adım adım belli bir plan doğrultusunda müşterilerimize ürünlerimizi yollarken o karşı tarafta herhangi bir kalite veya lead time dediğim sevkiyat problemi yaşatmadan bir yandan da içeride iyileşmemiz gerekiyordu. Neydi bu iyileşme? Ana temeli yalın üretim. Neden yalın üretim? Çünkü bizim belli standartlara uygulayan ve standart bir üretim prosesini burada uygulamamız gerekiyordu. Şimdi fabrika turu sırasında da sizlere anlatacağız. İçerideki bizim üretim konseptimiz tamamıyla otomotiv, yalın üretim, yani hepimizin bildiği Toyota üretim sistemlerinin bizim içerideki Çinler ve AA ürünlerinin üretim prosesine uygulanmışlar. Yani atılan her adımın, yapılacak her işin zamansal ve proses olarak bir standardı var. Ve bunların da yakından takibi var. Biz bunları yaparken aynı zamanda şunu da gururla söyleyebilirim. Johnson Controls'un üyesi de biliyorsunuz, Tyco, Hitachi. Tyco, Hitachi fabrikaların haricinde Johnson Controls'un dünyada 107 tane bizle aynı işi yapan fabrikası var. Üretim lokasyonu var. Biz bu 107 fabrika arasında ilk 7'deyiz. Bu yalın üretim sistemlerinin uygulanılması ve takibi. Hem external hem internal periyodik olarak auditler geçiriyoruz ve Avrupa, Middle East ve Rusya region'ında planladığı zamanda planladığı seviye var, tek fabrikayız. Ve ben fabrika sunumunu da sizlerle sonradan paylaşırım. Son 3 yıldır herhangi bir teknik KPI problemimiz yok. Yani nedir? İşte safety'den başlayarak işte kalite, sevkiyat ve cost tarafında teknik KPI'lerimizde herhangi bir sıkıntımız yok. Ürettiğimiz ürünlere baktığımızda dediğim gibi klima santralleri, çillerler ve DX grubu dediğimiz rooftop ve rooftop'ta. Zaten girişte fark etmişsinizdir. Önce fabrika turu öncesinde ben sol tarafta size showroom'da örnek ürünlerimizi gösterdikten sonra temin anlattığım yalın üretim tekniklerinin Johnson Controller Manufacturing System, yani Toyota yalın üretiminin bizim globalden bizim üretim prosesimize entegre edilmiş prensibini size ana hatlarıyla vereceğim. Çünkü 9 ayrı prensipten neredeyiz, neyi, hangi prensibi ne şey yapıyor. İçerideki ürünlerimize baktığımızda biz öncelikle Sabadell fabrikası, yani İspanya transferden sonra işte belli bir ramp up, hatların implementasyonu, arkasından ramp up'la
daha çok Avrupa'nın belli kısmına, Central Europe dediğimiz belli kısmına belli volümde ürünlerimizi yolluyorduk. Arkasından yani hem kalitemizin artması, hem volümümüzün artması, hem lead time'de özellikle ve cost tarafında rekabetçi olduğumuz halde şu anda bütün Avrupa'da varız. Çinler ve rooftop grupları, bütün Avrupa'da varız. Buna ek olarak son işte 6 ay içerisinde bizim hub lokasyonumuz Belçika Antwerp'te. Bunun yanında da biz lead time'den kazanan son final müşteriye lead time'ı kısaltalım diye Sofya'da da kendi hub lokasyonumuzu açtık Bulgaristan'da. Bir aydır aktif olarak kullanıyoruz. Bu bize hakikaten rakiplerimiz arasında önemli bir avantaj sağlıyor. Lead time ve bundan sonraki adımımız da Sofya Hub üzerinde Avrupa marketi için stoklu üretime, çillerlerde, rooftoplarda stoklu üretime geçip hem içeride bizim cost-wise dediğimiz üretim maliyetlerimizin post impact'ını yaratacak, yani volümü içeride kapasiteyi homojenle kullanacak, hem de hazır stok ürünlerle rekabetçi bir fiyat ve rekabetçi bir miktarda da Avrupa pazarında yer almak. Klima santrallarında genelde Middle East tarafında, Orta Doğu tarafında varız. Çünkü açıkçası sizler bu sektörü benden daha iyi biliyorsunuz. Ben işte 4 yıldır bu sektörde ama daha çok hani fabrika, işte fabrikalaşma, endüstrileşmek ve daha çok lojistik ayaklarında ve kalite ayaklarında yer alıyor. Maalesef ki klima santrali konusunda çok firma var. Ama bizim bir standardımız var. Yani bizim işte Eurovent'imiz var, hijyen sertifikasyonumuz var. Yani ben buradan fabrika müdürü olarak A tedarikçisinden alacağım B malzemesini C tedarikçisinden alamam. Çünkü o tedarikçiden biz şu gözle bakıyoruz. Lokalizasyon tarafında da A source aslında firma bizim prosesimizin output'unu bize veriyor. Yani bizim prosesimiz. Oraya çünkü biz içeride hani merdiven altı bir firmadan herhangi bir şekilde lokalizasyona geçemeyiz. Standartlarımızı, uygulamalarımızı onlara yüklüyoruz, onları takip etmekle de yükümlüyüz. Bu sebeple Cosfaz olarak ne yaptık? İçeride bizim kendi ağdaki ürün gamımızı full customize olarak, yani tailor-made dediğimiz de YMA grubu, proje bazlı YMA grubunda modüler dizaynda yeni bir YSM grubumuz var. Bu klima santrallarında bize pazarda daha çok esneklik ve daha çok rekabetçilik yaratacağını bildiğimiz yeni bir ürün grubunda devreye aldık. Türkiye'de varız. İstanbul'a çok yakın çalışma içerisindeyiz. Zaten içeride göreceksiniz. İşte bitmiş sevkiyatı bekleyen İstanbul projesi ağ ürünlerini göreceksiniz. Bayağı bir miktarda var. Projemizin sevkiyatını gerçekleştireceğiz. Sizlerle beraber Alp Beylerin desteğiyle, Türkiye Ver desteğiyle biz kendi mutfağımızda hazırlıklarımızı bitirdik. Fabrika olarak. İşte bu 4M, bunun yanında 5M'i de koyduk. Yani men tarafını da koyduk. Beniş bu tarafına da koyduk. Biz komple yapılandık. Şunu da söyleyeyim. Neden otomotiv fabrikası? Burada SAP kullanıyoruz biz. Yani bu sektörü çok nadirdir. SAP. Yani bunun yatırımını biz buraya yaptırdık. Bunun haricinde de fabrika turasında da göreceksiniz %100 FIFO. Kullandığımız her şey traceability, %100 traceability. Ve kullandığımız her şeye malzemenin tedarikçilerimiz dahil olmak üzere tedarikçilere şimdi AQ Open dediğimiz yani RFID sistemiyle bakın bunlar hep otomotiv terimleridir. Yani çünkü bunlar volüm ister. Ama burada biz globalde şu kararı aldırdık. Burada bir kültür yaratmalıyız. Burada Johnson Controls globaldeki büyüklüğünü içerideki burada kapıdaki güvenlikten sevkiyat ettiği tırın şoföre ve şoför yardımcısına kadar aynı standardı safety'den başlamak üzere ve yatırımsal olarak buraya yaptık. Alpbey'in de altını çizdiği gibi biz mutfağımızda işimizi toparladık. 5M Alpbey'in altını çizdiği organizasyon management'ın kısmı bunları da yaptık. Şu anda huzurlarınızdayız. Tekrar hoş geldiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim.